Efendim bu bölümümüzde Kuyucak'ı konuşacağız. Biliyorsunuz Kuyucak, Lavanta merkezi diyelim, Lavanta kokulu köy diyelim, artık sezon başladı. Konuğumuz Kuyucak'ın, Keçiburlu Kuyucak Köyü'nün yeni muhtarı İsmail Tezcan. Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah kolaylık versin. Sağ olun, teşekkürler. Önce sizi bir tanıyalım, İsmail Tezcan kimdir, ondan sonra Lavanta'yı, Kuyucak'ı konuşalım. Tamam. Adım İsmail Tezcan. Hı hı. Bu 2024 seçimlerinde Kuyucak Köyü muhtarı adayı oldum ve bize nasip oldu, kazandık. Ben 88 doğumluyum ve köyde ilk önce çiftçilik olarak başladık biz bu işe. Arkasından yağ işletmeciliği, demet, kuru şeklinde lavantalarımızı değerlendirmeye başladık. Yaklaşık dededen kalma bir lavantalarımız var 70 yıllık süreyle. Ve bu da tabii son günlerde bir projeyle, yani günümüze kadar bir projeyle değerlendirildi. Sonuçlandırıldı ve gündem oldu. Bir turizm patlaması oldu ve şu anda gelen giden misafirlerimiz oluyor. Çok da memnunuz. Yine de bekliyoruz. Evet, onu soracağım. 70 yıl öncesi var mı lavantanın Kuyucak'ta? Var. Zamanında bir iş adamımız getiriyor. Kozluca diye bir köyümüz var bizim. Biliyorum burada. Abi. İlk önce Kozluca'ya dikiliyor. Tabii orası sulak olduğu için oradaki kişiler güle önem verdiğinden bizim Kuyucak Köyü'ne tarafına kaymaya başladı. Hı hı. Tabii her haneye üçer beşer öbek şeklinde dağıtılmış zamanında. Tabii o zaman herkes bunu süs bitkisi olarak evlerin kenarlarında büyütürken yine bir iş adamımız zamanında İstanbul'da gül yağı ticareti yaparken ederken bunun bir ticari anlamını, önemini öğreniyor orada. Ve geliyor, halkla konuşuyor. Herkes o 2-3 öbeği şöyle söyleyeyim, traktörlerin işlemediği, hayvanların çıkamayacağı taşlık, kırsal araziler dikmeye başlıyor. He. Ve ticaret bu şekilde köyde büyümeye başlıyor. Ondan sonra bir patlama oldu. Tabii. Yani lavantanın Kuyucak'la geçmişi hani 5-10 yıllık değil, bayağı değil. Bir geçmişi var. Tabii ama tanınırlığı bir yaklaşık 10 yıllık. 10 yıldır. Yani. Ama 70 yıldır şu anda köyümüzde lavanta tarımı yapılıyor. Siz bu konuda bayağı iyisiniz. Hani şahıs olarak söylüyorum. Hem arazi olarak iyisiniz hem tabii de yağını çıkarma olarak bu sektörü biliyorsunuz. Tabii. Nasıl işler? Yani önce buradan başlayalım. Lavanta sektöründeki pozisyon nasıl? Diğer sektörlerdeki gibi durgunluk var mı? O yağda veya ne diyorlar ona? Dal yapıyorsunuz ya böyle. Evet. Şey. Yani yaklaşık bir 3-4 yıl öncesine kadar çok güzel bir ticaretimiz vardı. Genelde yani çevremizde Isparta bölgesinde 7000 dekarlık bir üretim alanı var şu anda. Hmm. Büyük bir alandayız. Sadece bu Isparta'da üretilen ama Türkiye çapı dedik mi yani yaklaşık bir 10.000 dekara falan itham ediyor. Tabii biz bunu ilk önceleri sadece kuru olarak üretim yapıyorduk biz. Çiçeklerini döküp öyle ticaretini yapıyorduk. Yani mesela onu kesiyordunuz değil mi? Tabii kesiyoruz, kuru diyoruz. Serme yöntemiyle. Sonra bir elek vasıtasıyla veyahut da bir eleme yöntemiyle tozunu, çöpünü alıyoruz. Çiçeğini yapıyorduk. Hı hı. Tabii o zaman bizim 2 tane falan büyük fabrikamız var orada. İşletmecilerimiz var. Onlar yağı onlar yapıyor. Onlar da nasıl yapıyor? İhtiyar olanlar veyahut da şehirde duran memur kısımları günübirlik geliyorlar. Onlar tabii zamanları olmadığı için onlar direkt hasadını yapıp fabrikalara verip yağını işliyorlardı. Bu son zamanlarda yaklaşık bir 5 yıl, 6 yıl önce başlayan bir KOSGEB projesiyle yani köy halkına da bir olanak sağlandı. Herkes küçük işletme babında birer hani bir kazan, iki kazan olarak evinde yaptı ve şu anda ustalaştılar. Hem yağı çıkarılıyor şu anda, hem kurusu ve de demeti. Üçünün de pazarı var ama bir 4 yıl önceki gibi bir pazarımız yok. Yok tabii. Ekonomikten dolayı, tabii, ekonomi şartlarından dolayı bir azalma oldu. Köyün nüfusu kaç muhtarım? Yani şu anda 247 falan seçmenimiz var. Toplam 280 kişi falan ikamet ediyor köyde. Lavantan dolayı bir nüfus artışı oldu mu? Yani değişti mi nüfus artışı? Yani yarı yarıya bir artışımız var. O da memurlardan dolayı dışarı duranlar. Tabii herkes ana baba toprağını bırakıp gitmiyor. Yine lavantasını dikiyorlar boş kalmasın diye. Yazın bir yoğunluğumuz oluyor. Kışın yine bir 250 kişi falan yani yine kalıyoruz. Sakinliğimiz devam ediyor. Oluyor. Peki bu sene nasıl lavanta? Yani nasıl görüyorsun sezonu? Bu sene şöyle geçen seneden giriş yapayım ben buna. Geçen yıl bizim dolu vurduğundan dolayı lavantalarımızda bir azalma oldu. Hı hı. Kırdı. Bu sene de bildiğiniz üzere hava şartları,
aşırı sıcak gittiği için yine bir lavantalarımızda düşüş var. Ama geçen yıllara bakınca tabii herkes tazelediği için lavantalarımız o yönden bir kapatıyor o açığı. Aynen. Devamlı artış var. Ve gelen giden misafirlerimizden dolayı bir yoğunluğumuz var. Onu özellikle hafta sonu. Sezon nasıl geçiyor? Hafta sonlarımız çok yoğun geçiyor. Hafta içi genelde yine herkesin işi gücü olduğu için, mesaisi olduğu için biraz sakin geçiyor. Ama hafta sonu genelde hem Antalya yolu, Ankara, İstanbul yolu ortasında olduğumuz için gelen gidenlerimiz çok oluyor. Bir hafta sonu yoğunluğumuz bayağı kalabalık oluyor. Bu sene festival yapacak mısınız? Bu sene festival yapamıyoruz. O da ekonomik nedenlerden tabii dolayı. Yani herkes soruyor. Yapmak isterdik ama şu anda bir gücümüz yok evet, bu yıl için. Yani Türkiye'nin şartları belli. Tabii. Bu sene yok ama herkesi kuyacağı bekliyoruz. Tabii illaki bekleriz. Peki daha önce ilk yıllarda bir altyapı eksikliği vardı ama şimdi bildiğim tabii kadarıyla hepsi giderildi diye biliyorum ben. Hani otopark. Tabii. Diye. Yavaş yavaş gideriliyor. Yine eksikliğimiz var mutlaka mı? Var. İllaki tamamlayamazsınız. Yani. Neden? Çünkü gelen misafirlerimizin yoğunluğundan dolayı devamlı bir açığımız var. Bir yerden yapmaya çalışıyoruz. Bir yerden yine açık tabii çıkıyor. Hayat devam ediyor. Hayat tabii devam ediyor. Nüfus artışından dolayı hani devamlı yine yetemiyoruz. Ama şu anda bildiğim kadarıyla bir otopark sıkıntısı yok. Otopark. İşletmelerimiz iyi. Evet. Ediyor. Her güler yüzlü işletmelerimiz kesinlikle var. Otoparklarımız yani geniş. Gelen giden yani bir maddi yönden değil, manevi yönden de huzur bulabilirler. Tabii. Bir hani illaki bir ürün alacaksınız veyahut da şunu almanız şart veyahut da otopark parası vereceksiniz gibi bir olaylar yok. Vardınız mı herhangi bir köylü birisinin evine vardığınızda bir oturup çay içebilirsiniz. Tabii. Karnınız açsa bir ücret beklemeden yemeğinizi yiyebilirsiniz. Öyle şeyleri de görebilirsiniz. O kadar güzel. Yani o muhteşem bir güzellik var. Herkes var gelsin onu bir görsün değil mi abi? İlla ki. Kesinlikle. Yani kesinlikle o, bekleriz. Geçen hafta biz de gittik, misafirler vardı İstanbul'dan. Hakikaten çok güzel. Muhtemelen şimdi yani kuyucaktan sonra birçok yerde lavanta ekildi. Evet. Yani dolayısıyla sanki böyle biraz pasta bölündü. Ne yapmak lazım yeniden o mutlaka şu an yine cazibe merkezi. Ne yapmak lazım? Tanıtım mı yapmak lazım? Hani tekrar eski günlere dönmek için. Hani 4-5 sene öncesi için söylüyorum. Yani tanıtımlar ve reklamlar tabii ki bu işte önemli. Bu işi yapanlar, yeni işe girenler bunları lavantanın şu kadar kazancı var, bu kadar geliri var diye giriyorlar. Biz sulak alanlarda önermiyoruz. Çünkü sulak alanda alabileceğiniz bir meyveden veyahut da hayvansal bir üretim yapıyorsanız yoncadan, mısırdan kat kat verim olarak veyahut da fiyat olarak düşük gelir. Anladım. O kazancı alma şansınız yok. Yok. Biz de bunlar, bu arkadaşlar alıyorlar, dikiyorlar bir şekilde ama pişman oluyorlar. Suyunuz varsa veyahut da ovanız güzelse, tarlalarınızın toprağınız güzelse biz tavsiye etmiyoruz. Sonra da pişman oluyorlar. Anladım. Yani böyle hani başka ürün imkanı varsa onu yapın. Tabii. Yoksa onu yapın diyorsunuz. Aynen. Sulu alanda kesinlikle önermiyoruz. Zarar ederler. Peki köyde konaklama tesisleri var değil mi o alanda? Nasıl onlar çalışıyor mu? Yani köy pansiyonculuğumuz var. Hı. Aktif olarak şu anda 4-5 tane pansiyonumuz var. Tabii kendileri birebir görüştürüyoruz biz pansiyoncularla. Geliyorlar. Gelen misafirlerimiz tabii ki kendileri seçebilirler. Kalmak istedikleri yeri kendileri şey yapabilirler. Ama ilk önceden arayıp rezervasyon şeklinde kendileri görüşürlerse hani pansiyonların doluluk veyahut da boş durumuna göre kendileri hareket edebilirler. Kesinlikle. Yani o hani gelip de orada açıkta kalmamak lazım. Aynen. Peki orada kadınlar kooperatifi vardı. O devam ediyor değil mi efendim? Devam ediyor şu yani anda. Hizmet veriyor orada. Tabii hizmet veriyor. Onun da kendi ağırladığı turları var. Gelen özel misafirler var. Yani bir kadınlar kooperatifi olarak da şey yapmayalım, kıyaslamayalım diğer işletmeler olarak. Evet. Hani diğer işletmelerin kurumsal şeyi var diye söyleyeyim. Evet. Hani şöyle söyleyeyim, kadınlar kooperatifi veyahut da diğer işletmeler. Diğer, tamamını kapsayalım. Tamamını kapsayalım. Bunların genelde sabit müşterileri var. Değil mi? Bir gelen ikinci yıl aynı geliyor. Üçüncü yıl aynı geliyor. Mesela yani biz karşılaşıyoruz. Ben ilk 2015'te gelmiştim buraya dedi. 2024'te yine aynı yere geleni biliyoruz. Demek yine ki aynı gezinin. Memnun kalanlar çok şu anda. Hakikaten şimdi sizin oradaki bütün işletmelerimizde bir özveride bulunuyor. Gerçekten önemli bir hizmet veriyor sonuçta. Evet. Isparta turizmine çok büyük katkısı söz konusu. Evet. Bu sene hedef var mı? Yani kaç bin kişi bekliyorsunuz tahmini? Tahmini geçen yıllarda bir 100 bini görmüştük biz. Hı-hı. Bu yıl yine bir 100-120 civarlarında bir misafir bekliyoruz köyümüze. Daha fazla olur diye temennim. İnşallah. Ne kadar sürer sezon?
Yani yaklaşık bir 25-30 günlük bir çiçek zamanımız var. Ben tabii göze hitap ediyor. Temmuz sonunu bir görürüz inşallah. Temmuz sonuna doğru görürüz. Temmuz sonundan sonra da hasada başlıyoruz. Yine gelenlerimiz oluyor. Hasat izlemeye gelenler yani oluyor. Siz bir ay o çiçek şeyi var. Siz tabii. Temmuz'dan sonra kesmeye başlıyorsunuz. Tabii hasat yapmaya başlıyoruz. Bu sefer de ayrıca hasadını görmek isteyenler var. Veyahut da bu işin ticaretiyle uğraşanlar oluyor. Kesecilerimiz oluyor veyahut da demetçilerimiz oluyor. Onlar ziyaret ediyor. Nasıl istediklerini beyan ediyorlar. Tabii onlara göre halkla içli dışlı oluyorlar devamlı. Herkes, halk istediği gibi üretim yapıyor. Onlar da istediği gibi üretimden alıyorlar. Abi aslında yani buradan tüm Türkiye'ye seslenelim. Isparta'ya da aslında hani ya gidip gelmek bir tarafa ama gidip orada kalmak lazım. Ama o güzel, o görseli görmek, yaşamak lazım. Akşam o köy havasını yaşamak lazım değil mi abi? Tertemiz hava. Aynen. Zaten gelen misafirlerimiz de şöyle yapıyor genelde. Öğlen gelmezler. Ya sabah gün doğumunda ya da gün batımına doğru gelirler. O andaki fotoğrafçıların dediğine göre tam o andaki fotoğrafları, renginin yakalanması daha güzelmiş. O arada fotoğraf çekilmek için geliyorlar. Yani 1-2 saat boyunca çok bir yoğunluk oluyor. Ama harika bir tablo var ya. Gerçekten aynen. Çok güzel. Doğal bir stüdyo diyebiliriz. Kesinlikle. Yani oraya geldiğiniz zaman pansiyonunuz var, lokantanız var. Yani orada evet. Tam bir tatil yapma imkanı var. Birkaç gün kalma imkanı olsa bile. Doğru. Kesinlikle çok güzel. Muhtarım ilave edeceğiniz bir şey var mı? Kuyucak'la ilgili, Levant'la ilgili. Şöyle ilave edeyim ben. Sadece hani ilk önce Isparta'mız gül olarak biliniyordu. Evet. Isparta'nın simgesi gülü. Şu anda lavanta ve gül olarak doğru. Anılmaya başladık. İlk öncelikle biz gül ve lavantamızı Isparta olarak ürünlerini veyahut da bütün ürünlerini söyleyeyim ben aslında. Bütün ürünlerin ilk önce Isparta olarak sahip çıkalım. Ondan sonra dünya zaten sahip çıkar. Tabii. Önce biz sahip çıkalım. Aynen. İlk önce biz sahip edelim. Ki lavantanın çok faydaları var aslında. Yani. Tabii. Hani bilimsel bir çalışmalarımız yok ama biz kendimiz köy halkımız olarak hani denediğimiz şeyler var. Lavantanın suyu mide ekşimesine, mide yanmalarına birebir geliyor. Çok önemli. Ama aşırı içilmemesi lazım. Dengeli. Dengeli. Aslında bunu doktorlarla şeylerle görüşüp daha detaylı öğrenebilirsiniz. Tabii. Veyahut da deneme yöntemiyle yapabilirsiniz. Ne bileyim mesela uyku sorunu çekenler için de aynen. Faydalı. Lavanta yağının o yönde lavanta çok etkisi var. Ama aşırı lavanta yağı kokusuna maruz kalırsanız bu sefer de baş ağrısı yapıyor. Tabii. Hepsinin dengeli kullanılmak zorunda. Yani ne az ne çok. Aynen ne az ne çok. İhtiyaç olduğu kadar. Tabii. Dediğiniz gibi yani lavanta, gül ve Isparta'nın diğer bütün nimetleri diyelim artık bunun imkanları aynen. Var. Sahip çıkmak lazım. Tabii. Sahip çıkmaksa kimse sahip çıkmaz. Tabii. Özellikle Isparta halkı olarak sahip kesinlikle. Çıkalım. Sonra zaten Türkiye ve dünya sahip çıkar. Sahip bunu. Çıkar. Ki lavantada bu ortaya çıktı yani bir anda patlama oldu. İnşallah eski günler olur mu olmaz ama tabii ki belli bir süreç, belli bir şey tabii. Devam etmesi lazım. Hem Isparta için, Kuyucak için çok önemli. Evet. Kesinlikle. Abi çok teşekkür ederim muhtarım. Allah kolaylık versin. Ben teşekkür versin. Ederim. Sağ olun. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Muhtarlık öyle kolay bir iş değil. Doğru. Hele Kuyucak gibi böyle hani Türkiye'nin tanıdığı, Türkiye'nin bildiği bir köy. Doğru. Allah kolaylık versin. Çok sağ olun. İnşallah daha iyi sezonlar yaşarız diyoruz. Umarım. İnşallah. Evet efendim herkesi ama herkesi bu dönemde lavantalar açtı. Kuyucuya mutlaka bekliyoruz. Dediği gibi muhtarımın gün doğumu ve gün batımı. O görsellik harika. Her zaman çok güzel ama o saatler daha güzel. Tesisler çok iyi. Yani imkanlar var. Pansiyon, otel imkanları var. Mutlaka gelin, görün. Bu fırsat kaçmaz diyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.